Ya Türkiye'de basın özgürlüğü bağlamında gazetecilik mesleki faaliyetlerinin her zaman yargı tehdidine maruz bırakıldığı aşikardır. Ancak son süreçte özellikle OHAL ve OHAL sonrasında keyfi ortaya çıkan yargı pratikleriyle birlikte gazetecilerin mesleki faaliyetlerini icra etmesi aslında basın kanununa göre meşru yasal faaliyetler olmasına rağmen özellikle Kürt ve muhalif basın olarak nitelendirebileceğimiz yaptıkları yayın ve haberlerle halkın haber alma hakkını öncelikli kılan ve iktidara muhalif diye nitelendirebileceğimiz şekilde yayınlar yapan, haber içeriklerini düzenleyen gazetecilerin son süreçte yargı tehdidine maruz bırakıldığını, keyfi bir şekilde gözaltına alındığını ve tutuklandıklarını görmekteyiz. Hatta tutukluluklarının uzun bir sürece yayılan şekilde makul olmayan bir süre içerisinde soruşturmalara konu edildiğini, yargılamaların bir bütünen cezalandırma kararlarına dönüştüğünü görmekteyiz. Aslında hukuki açıdan bakıldığında bir ceza kanunundaki yasa hükmünün kendi içerisinde öngörülebilir nitelikte olması lazım. Suçun tanımına uygun bir eylemin hangi kapsamda ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi lazım. Kaldı ki bu yasa maddesinin de yurttaşlar açısından o eylemin işlenmesiyle birlikte o suçun oluşacağına dair bir kanunun oluşması gerekir. Fakat Türkiye'de yasa dışı örgüt üyeliği suçu kapsamında kişilerin yargılanması bu minvalde bir öngörülebilir, kendi içerisinde eyleme uygun suç tanımına uygun şekilde yargı pratiğine dönüştüğü noktasında değiliz. Çünkü kendi içerisinde keyfi hukuk dışı bir yargı pratiğiyle toplumda muhalif olarak nitelendirebileceğimiz pek çok kesimin günün sonunda temel haklarını kullanmaktan ötürü veya kendi mesleklerini icra etmelerinden dolayı yasa dışı örgüt üyeliği suçuna maruz bırakıldıklarını, tutuklandıklarını ve cezalandırıldıkları bir gerçeğiyle karşı karşıyayız. Pek tabii ki Türkiye'nin batısında da olsa, Kürdistan'da da olsa muhalif olarak nitelendirebileceğimiz gazetecilerin yargılanmaları kendi içerisinde yasa dışı örgüt üyeliği suçu tanımı içerisinde değerlendirilmekte. Fakat Kürdistan gerçekliğinde gazetecilerin mesleki faaliyetinin icra edilmesi bir yargı kıskacı da şu anda. Halihazırda 16 Haziran'dan beridir tutuklu olan gazetecilerde de gördüğümüz üzere soruşturma bir bütünen gizli ihlal edilerek, masumiyet karnesi yok sayılarak kendi içerisinde adil olmayan bir yargılama süreciyle yürütüldü. Bugün hazırlanan iddianame içeriği de kendi içerisinde aslında mesleki faaliyetlerini icra eden gazetecilerin basın özgürlüğü kapsamında suç teşkil etmeyen meşru faaliyetlerinin suçlama konusu haline getirilerek yasa dışı örgüt üyeliği suçu kapsamında yargılanmalarına sebebiyet verdiğini, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edilerek tutukluluklarının devam ettiğini görmekteyiz. Bir bütünen baktığımızda aslında Kürdistan gerçekliğinde gazetecilik mesleki faaliyetinin icra edilmesi yargının temel anlamda suç teşkil etmeyen faaliyetlerinin suç olarak değerlendirilerek kendi içerisinde yargılamalara konu ettiği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. İktidarın mevcut politikası aslında kendi içerisinde güvenlikçi, muhalif olarak nitelendirebilecek pek çok kesimin sindirmeye dönüktür. Yargı kendi içerisinde iktidara muhalif olan kişilerin susturulması, kendi içerisinde sindirilmesi veya ceza tehdidiyle mevcut faaliyetlerini engelleyici, caydırıcı bir politika içermekte. Bu yön itibariyle baktığında aslında Kürdistan'da gazetecilik mesleğini icra eden kişilerin mesleki faaliyetlerinin icra edilmesinin engellenmesi, bu konuda caydırıcı etki barındırması adına iktidara muhalif pozisyonda veya iktidarın mevcut politikalarına eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan basın mensuplarına dönük yargının kendi içerisinde bir tehdit unsuru olduğunu bilmekteyiz. Yani Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, Anayasa'nın 25 ve 26. maddesi, hakeza basın kanunu kapsamında bilgi edinme hakkının yurttaşlar açısından mevcut olduğunu, gazetecilik mesleki faaliyetlerinin basın özgürlüğü çerçevesinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eder. Fakat Türkiye'de kendi içerisinde basın kanunu kapsamında suç teşkil etmeyen mesleki faaliyetlerin icra edilişi ve bu noktada eleştirel yaklaşımlarla oluşturulan haber içeriklerinin kendi içerisinde örgütsel suçlamalara keyfi bir şekilde konu edildiğini görmekteyiz. Burada aslında halkın haber alma hakkını gazetecilik mesleki faaliyetleri açısından basın özgürlüğünün keyfi bir şekilde, sürekli ve sistematik bir şekilde ihlal edildiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. 16 Haziran'da tutuklanan gazetecilere ilişkin olarak soruşturma sürecini bir bütünen takip etmiştik. Gözaltı süreci, adliyede yapılan sorgu işlemleri ve bir bütünen soruşturma faaliyetleri içerisinde hakları ihlal edilen gazetecilere yönelik olarak Diyarbakır Barosu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmişti. 11 Temmuz'da yapılacak olan yargılama faaliyeti
ile birlikte duruşma sırasında Diyarbakır Barosu olarak gerek gözlemci sıfatıyla gerekse de birebir de gazetecilerin mesleki faaliyetlerin icra edilmesinin temel bir hakkının basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesine dair sürecin takipçisi olacağız.